Habertürk TV ekranlarından herkese iyi akşamlar. Ben Kübra Par, bir Açık ve Net'te daha karşınızdayız. Özel bir yayınla, özel bir konukla karşınızdayız. Baykar Teknoloji Genel Müdürü Haluk Bayraktar konuğumuz. Hoş geldiniz Haluk Bey. Sağ olun, hoş bulduk Kübra Hanım. Habertürk yazarı Günter Şimşek ki işin uzmanıdır. Birlikte sorular yönelteceğiz size bu akşam. Günter Bey siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Haluk Bey, şimdi her zaman için İHA'ları, SİHA'ları, Baykar'ı konuşuyoruz. Bugünlerde biraz siyasi olarak da gündemde, onları da soracağım size. Özellikle Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın Baykar'a devlet desteği ya da devlet tarafından diğer savunma sanayi şirketlerine kıyasla daha fazla öncelendiğine ilişkin sözleri çok tartışma yarattı. Siz de kendisine sert bir yanıt verdiniz. Hem o tartışmayı soracağım hem de son teknolojide neler oluyor, gelişmeler neler, hepsini size tek tek soracağız. Tekrar hoş geldiniz. Şimdi siyasi kısmına geçmeden önce Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Kızıl Elma ilk uçuşunu yaptı. Hatta bekleyemeden uçtu dediniz. Ne zaman kullanıma hazır olacak, ne zaman semalarda dolaşacak, durum nedir çalışmalarda? Evet, tabii Bayraktar Kızıl Elma Türkiye'nin geleceğin hava muharebesinin kapılarını açan bir insansız savaş uçağı projesi. Biz Baykar olarak ilk bu projeyi 2021 yılında kamuoyuyla paylaştık. Sonrasında işte 2022 Mart ayında Kızıl Elma ismini verdik. Biliyorsunuz Kızıl Elma Türk tarihinde hiçbir zaman tam anlamıyla ulaşılamayacak bir hedefi ifade ediyor. Biz de bunun insansız hava aracı serüveninde ülkemiz için ve dünyada havacılık alanında paradigma dönüşümünü ifade eden böylesine stratejik bir alanda bizim Türkiye için bir Kızıl Elma hedefi olması düşüncesiyle Kızıl Elma ismini verdik. Biz Kızıl Elma'yı ilk kez geçtiğimiz 30 Ağustos 2022 tarihinde Teknofest Karadeniz'de halkımızla buluşturduk. Sonrasında işte Eylül ayında 2022 motor entegrasyonları yapıldı ve sonrasında test süreçleri ve 14 Aralık'ta Kızıl Elma'yı ilk uçuşunu gerçekleştirdik. Bu ilk uçuş ne demektir? Yani biz tamam artık bunu üretime hazırız, seri üretime hazırız, her şey bitti demek midir? Yoksa çalışmalar hala devam ediyor anlamına mı gelir? İlk uçuş havacılıkta çok önemli bir adımı ifade ediyor. Düşünün ki siz yıllar boyu, tabii bizim Kızıl Elma, bizim Baykar'ın 20 yıllık serüveninin, yani Baykar Türkiye'nin tarihinde İlk milli hava aracını silahlı kuvvetler envanterine sokmayı başarmış mini sınıfı insansız hava araçlarıyla. Sonra Bayraktar TB2 sınıfı taktik insansız hava araçlarını geliştirerek işte dünyanın 27 ülkesine ihraç etmiş. Sonrasında Bayraktar Akıncı dediğimiz taarruzi insansız hava aracını geliştirerek silahlı kuvvetler envanterine ve yine yurt dışı ihracat sözleşmelerine imza atmış. Ve sonrasında Kızıl Elma ile aslında bir anda geleceğin aslında bambaşka bir dünyaya bizi bambaşka dünyanın bize kapılarını açtıran bir teknolojik bir platform aslında. Çok büyük bir stratejik çarpan ve ilk uçuş çok kritik bir kilometre taşı. Niye siz yıllarca uğraşıyorsunuz, emek veriyorsunuz yazılımıyla, elektroniğiyle, platform mühendisliğiyle, aerodinamiğinden imalatına kadar bütün bu bileşenler geliştirdiğiniz teknolojilerin ilk hepsinin bir arada çalışarak uçuşla bunu birleştirerek bu uçuşu başarmanız çok önemli bir adım teşkil ediyor ve sonrasında projeler, yani her zaman havacılıkta ilk uçuş tarihi kritiktir ve milattır ve bunlar her zaman verilir kilometre taşı olarak ilk uçuş tarihi. Sonrasında ilk uçuş tarihinden sonra servise, hizmete giriş tarihi verilir. Dolayısıyla çok önemli bir milat. Nedir servise giriş tarihi? Yani, Günsay Bey'e sözü bırakmadan onu da sorayım. İlk uçuş, yani sizin geliştirdiğiniz platformun bütün sistemleriyle başarılı bir şekilde gösterimi uçuyor. Artık ondan sonra onun seri imalat aşamasına girerek ürün haline gelmesi aşaması. Şimdi bizim tabii Baykar'ın çok büyük bir birikim var insansız hava aracı teknolojisinde. 20 yıllık bir birikim var ve Bayraktar Kızıl Elma tamamen Baykar'ın %100 kendi imkanlarıyla geliştirmiş bir proje. Yani bize kimse Türkiye'de Kızıl Elma üret, geliştir böyle bir talep olmadı. Biz tamamen elde ettiğimiz tecrübelerle dünyanın bu alandaki en büyük teknoloji firmalarından bir tanesi
olmamız dolayısıyla bunu ülkemizin bu alandaki vizyonu ve ülkemizin geleceği açısından bunun ne kadar önemli olduğunu bildiğimiz için bu alana biz adım attık ve kendi imkanlarımızla adım attık. Herhangi bir devletle ve herhangi bir otoriteyle bir anlaşma olmadan kendi ihracattan elde ettiğimiz gelirler doğrultusunda başladık. Dolayısıyla Kızıl elmanın üretiminde hiçbir devlet desteği yok finansal anlamda. Evet, doğru en ufak mudur? Bir sözleşme dahi. Finansal proje, yani şunu yapın, evet, böyle yapın biraz değil. Tamamen soralım. Sıfırdan. Çünkü çok konuşuluyor. Yani sanki Baykar'ın ürettiği İHA'lar, SİHA'lar biraz ailesel yakınlığın da etkisiyle devletten büyük destekler alıyormuş gibi. Birazdan onu konuşacağız ama Kızıl Elma özelinde altını belki çizmekte fayda var. Devletten herhangi bir finansal destek almıyoruz dediniz Kızıl Elma konusunda. Evet ve de bizim aslında bizim şeyimiz, hedefimiz Cumhuriyetimizin 100. yılında bu sistemin ilk uçuşunu gerçekleştirmekti. Ama Baykar'ın bir tarihçesinde de hep böyledir. Genelde savunma sanayi projeleri uzun soluklu, işte beyan edilen tarihlerden sonra hayata geçen proje olur. Biz Baykar olarak her zaman beyan ettiğimiz tarihten daha evvel, yani biz 2023'ü beklemeden işte 2022'nin aralığında ilk uçuşunu gerçekleştirmiş olduk. Zaten ilk olarak bizim platformlarımız milletimizde, halkımızda Teknofest'te biz buluşturuyoruz. Mesela Akıncı'yı 2019 yılında ilk kez halkımızda İstanbul'daki Teknofest'te buluşturmuştuk. Daha sonra Akıncı Silahlı Kuvvetler'in envanterine girmişti. Kızıl Elma'da da öyle oldu. Dolayısıyla bu aslında Cumhuriyetimizin adeta 100. yılında böylesine önemli bir stratejik kazanımı. Tamamen dediğim gibi yine kendi imkanlarımızda, yani Baykar ve tedarikçi ekosistemiyle birlikte. Yani Baykar bugün tabii biz son noktayı konuşuyoruz. Biz bu noktaya, yani şöyle bundan 20 yıl önce Baykar 5 kişilik bir ekipti. 5 kiloluk bir uçakla uğraşıyordu. 20 yıl içinde Baykar geliştirerek, üreterek, adım adım kendi geliştirdiği ürünleri satarak elde ettiği gelirlerle, ihracatla veya yurt içi satışlarla o elde ettiği gelirleri yatırarak, tamamen kendi öz kaynaklarıyla yatırım yaparak bugün artık 6 tonluk uçan platformlarla uğraşır hale geldi. İşte 5 kişilik ekip bugün 3500 kişi oldu. İşte 1500'den fazla mühendisiyle, bir o kadar da teknisyenimizle birlikte, sadece bununla da değil, Baykar'la birlikte yürüyen, yani atıyorum uçağın tekerleğini yapan Petlas'ından, destek ekipmanlarını yapan firmalara kadar, bine yakın yerli tedarikçisiyle bu noktada. Peki Kızıl Elma geldiğinde envanter, özür dilerim Güntay abi, hemen dönüyorum. Türkiye nasıl bir lige çıkacak? Yani Kızıl Elma'yı çıkardık biz ki o bir süreç. Dünyada nasıl bir şey lig atlama durumu olur çok, mu? O kadar önemli. Zaten yani silahlı hava araçları konusunda, insan savaşları konusunda en iyilerdeniz şu an. En iyiyiz. Yani taktik ihadarsa en iyisiyiz. Akıncı mesela stratejik sınıf en iyisi uçak olarak, platform olarak, hı-hı, performans olarak. Şimdi savaş uçağı konseptiyle bambaşka. En üst lige çıkıyoruz. Ve dolayısıyla ve bunu bağımsız bir şekilde istediğimiz adet de üretecek şekilde yapıyoruz. Bakın mesela enteresan bir şey anlatayım. Türkiye'de Aselsan, Roketsan, TÜBİTAK SAGE gibi firmalarımızda çok güzel akıllı mühimmatlar geliştiriliyor. Akıllı bombalar, seyir füzeleri, akıllı roketler, güdümlü roketler geliştiriliyor. Daha önce biz F-35 programına biliyorsunuz ortaktık Amerika'da. Ortaktık, sonra çıkarıldık. Siz biliyor musunuz mesela F-35 programı geliştirme bedeli sadece 50 milyar dolar. Amerika kendi şirketine 50 milyar dolar veriyor. Bir yandan da devlet desteği kendi şirketine 50 milyar dolar. Bir tane uçağın bedeli 100-150 milyon dolar arasında değişiyor. Dünyada farklı ülkeleri de ortak ediyor ki onun piyasası hem adetli satılsın hem fazla adetten dolayı daha maliyet etkin olabilsin. Aynı zamanda üreterek farklı ülkelerde üretim üsleri de açarak, mesela Türkiye'de parçalarını yaptırıyordu. O parçalarını sizce çok yani stratejik müttefik olduğumuzdan dolayı mı yaptı? Yok, üretim ölçeği oluşturamıyor çünkü. O kadar üretmesi için size ihtiyacı var, ondan dolayı üretiyor. Şimdi biz bu kadar akıllı mühimmatlar, roketler geliştiriyoruz. Onlardan bir tanesini F-35'e takalım dediğinizde ne kadar bedel
talep ettiğini hayal ediyor musunuz? O uçağın onlarca katı sizden bedel talep ediyorlar. Yani bomba dahi yapsanız, bu sefer onu eğer uçakta bağımlıysanız, onu sadece takmak için dahi yüzlerce milyon dolar sizden para talep ediyor ve bunların parası ödeniyor maalesef. Hep ama bu sistemler milli yaptığınız zaman, yani bir anda siz, yani sektöre de kaldıraç etkisi oluşturuyor aslında. Yani çünkü siz sizin yaptığınız kendi, bir şey alttaki tabii sektörleri ki, de yazdı. Sadece siz kendiniz ve alt tedarikçileriniz değil, sizin gibi sektördeki diğer oyuncuların yaptığı ürünleri de bakın, Türkiye işte ihracatta Bayraktar TB2 bir tane ürünle %30'unu yapıyor ihracatın. Bir ürün, bir tane uçak. Onunla birlikte en büyük ihracatı kim yapıyor? Roketsan yapıyor. Niye? Çünkü onun akıllı bombasını Roketsan üretiyor. Başka? Ve bunun devamlılığı böyle gelecek oluyor. Yani. Mesela Aselsan yapıyor. Niye? Kamerasını Aselsan yapıyor. Gibi. Meşhur Kanada'nın gibi vermediği kamera. Şimdi bizim altını çizdiğimiz şey platform aracı üretmek. Gemide de öyle, kara aracında da öyle. Hı. İnsan savaşı. Benim sormak istediğim şu. Geçmişte bir İsrail'in sizinle ortaklık kurma, Bayraktar'ı satın alma hatta girişimleri vardı. Bir bu. Bir de içeriden Türkiye'nin en önemli grubunun ortaklık teklifi vardı. İkinci sorum bu. Bunları nasıl atlattınız? O süreçlerde neler yaşandı? Önümüzdeki yıllarda Baykar'ın şirket olarak gelişimini nasıl düşünüyorsunuz? Mesela halka açma düşünüyor musunuz? Güzel soru. Evet. Şimdi bu İsrail'den başlamak istiyorum. Bu çok enteresan. Bakın 2004 yılında daha Baykar 5 kişilik bir firmayken bu alanda ufacık bir Ar-Ge yaparken o dönem Türkiye'ye İHA satmak isteyen İsrail Aerospace Industries IAI firmasının iş geliştirme müdürü bizi tanıyan bir kişiyi araya sokarak ricalarla bizle buluşmak istiyor. Ve buluşuyoruz 2004 yılında. Bakın 2004 yılında daha Türkiye'de Baykar'ı kimse tanımazken sizde bugün daha bize iftiralar atan maalesef Ali Babacan'ın bu kadar meşhur olmasına rağmen ziyaret etmediği Baykar'ı 2004 yılında kimsenin bilmediği Baykar'ı İsrail firması Baykar'la buluşuyor ve diyor ki biz sizle ortak olmak istiyoruz. Sizle ortak insan savarıcı yapmak istiyoruz. İsterseniz gizli ortağınız olalım, isterseniz iş ortaklığı kuralım. O dönem onlar da Türkiye'ye İHA satmak istiyor. Biz de diyoruz ki ya biz ufacık bir firmayız. Yani 5 kişilik bir firmayız. Niye böyle bir... Bize diyorlar ki bizim arkamızda Türkiye'nin şu grubu hazır bizle iş yapmaya. Ama biz sizle yapmak istiyoruz. Tabii biz bunu reddediyoruz, bu teklifi. Ondan sonra onlar artık kimle iş yapıyorsa onlarla yoluna devam ediyor. Böyle bir şeyimiz var. İsrail'in en büyük o Heronları satan firmanın Heronları satmadan önce. Evet. Böyle bir macera var. Öyle bir şey var. Sonrasında da diğer farklı, tabii biz Baykar'ı en başlarda ufak görüyorlardı. Çok ufak görüyorlardı. İşte en başlarda Kale grubuyla, Kale grubu da yani bu alanda çok tecrübesi olan, bu alana çok emek vermiş, yatırım yapmış, çok değerli bir özel sektör firmamız. Onlarla bir araya gelmeden önce farklı grupların da şeyleri oldu ama biz Kale grubuyla başladık. Sonra Baykar kendi başına yürüdü. Bu fotoğraf nedir bu arada ekrandaki? Bu bizim ilk 2004 yılında başladığımız yeride atölye. Söyle. Burası şu an Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı'nın için kullandığımız merkezi aslında. Biz çok ufak bir yer burası. Yani şu stüdyonun 5'te biri bir yer burası. Bu kadar küçük bir o kadar küçük başladık. Bir yerde başladık. Şu an Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı'nın da merkezi oldu. Ne İlk yapıyor T3 Vakfı? Neler yapıyor? Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı biz işte 2016 yılında kurulduk. Ülkemizde milli teknoloji hamlesi vizyonuna sahip çıkan genç bir neslin yetişmesi, onların erken yaşta geleceğin teknolojilerine hazırlanması, bu alanda erken yaşta bunların donatılması, işte yazılım, üretim, tasarım, kodlama, elektronik programlama, nesnelerin internet gibi alanlarda eğitim almasını sağlamak için başlattığımız programlar var. Mesela DeneyUp Teknoloji Atölyeleri programımız var. İlk İstanbul'da başladı. Şu an Türkiye'nin 81 ilinde ve Azerbaycan'da, Bakü'de, Suriye'de 3 tane DeneyUp Teknoloji Atölyesi açtık. Ya başka ülkelerde de açtık. Tabii Azerbaycan'da Teknofest yaptıktan sonra orada da DeneyUp Teknoloji Atölyesi. Nedir buradan muradınız? DeneyUp Teknoloji Atölyeleri ortaokul ve lise çağındaki gençleri böyle eğlenerek
öğrenmelerini sağlayan yeni nesil teknolojileri, kodlama, yazılım, yapay zeka, nesnelerin interneti, elektronik programı gibi alanlarda onlara eğitim veren, 2 yıllık eğitim programı düzenleyen bir eğitim programı, 2 yıl süren ve buna mesela 240 bin kişi başvurdu bu yıl Türkiye'den. 19 bin kişi şu an sınavları var, sınava giriyorsunuz. O sınavı geçtikten sonra bir uygulamalı sınav var. O zor sınav, bir sınav. Zor. Yani ve kesinlikle hem sınavıyla hem o aşamaları geçen kişiler burada yer alabiliyor. Çok özel bir eğitim programı. Daha sonrasında bunlar takım kuruyorlar. Teknofest yarışmalarına veya uluslararası yarışmalara katılıyorlar. Burs programlarımız var. Mesela Özlem Bayraktar Burs Programı var. 4000 öğrenci, üniversite öğrencisine burs veriyoruz biz. Yurt dışı Türkler Akraba Toplulukları Kurumu devletimizin, biliyorsunuz Türkiye devleti on binlerce gence yurt dışından burs veriyor. Onlarla bir program yaptık. Biz özellikle ihracat yaptığımız ülkelerin gençlerine biz de burs verelim diye. İşte 200 öğrenci, üniversite öğrencisinin 4 yıl boyunca bursunu karşılıyoruz. Bilim merkezlerimiz var. Destek verdiğimiz, açılmasına destek verdiğimiz bilim merkezleri var. Ondan sonra girişim programı var. Teknofest organizasyonuna hem Baykar olarak hem vakıf olarak çok büyük destek veriyoruz. Yani Teknofest organizasyonu dünyada eşi benzeri olmayan, Teknofest'i ben gelip gördüm. Evet. Hakikaten her kesimden gencin anne babalarıyla beraber akın ettikleri bir Türkiye'de teknoloji hevesini de arttıran özel bir yer şimdi olmuş. Şimdi mesela yani. Çok enteresan. Şuna şey bağlamak istiyorum. Rekabetten korkuyor diye bize iftira atılıyor ya. Biz rekabetten korkuyorsak Teknofest gibi bir şeyin organizasyonlar yapıp orada insansav araçları yapıp, orada savaşan insansav araçları yapıp, on binlerce gencimiz, orada yüzlerce takım var. Yarışma yapıp. Yarışmasına davet edip, onlara destek verip, bizzat kendi... Böyle bir şey yapar mı rekabet? Yani kendinize alternatif geçirilmeyiz diyorsunuz. Ne kadar uzak olduklarını bu iftiralarla ortaya koymuş olurlar. Ama ben istiyorum ki, ben milletimize sesleniyorum. Onlar milletimiz bilsin. Çünkü bu işlere sahip çıkan milletimiz. Bu işler bu noktaya geldiyse de milletimizin sayesinde geldi. Bayraktar TB2 ilk engellendiği dönemlerde bazen gazetelerde yazılar çıkardı. Belli illerin işte belli ve vilayetlerden savunma sanayi başkanlığı yazıyoruz. Ya niye bu projeyi engelliyorsunuz? Niye bu proje durduruluyor diye. Bunlar o kadar önemli ki milletimizin bilmesi. Milletimiz sahip çıkacak ki hasır altı, sümen altı edilmeyecek. Nuri Demirağ, Nuri Kıllıgil'e, Şakir Zümre'ye olduğu gibi bu hikayeleri bir daha yaşamayacağız. Yaşamamız, böyle bir lüksümüz de yok bence. O zaman sizin şöyle bir endişeniz olmaması lazım. Halkın desteği arkamızda, iktidarlar değilse bile biz engellenmeyiz. Çıkar halka anlatırız gibi. Bizim zaten öyle bir iddiamız yok ki. Yani biz engelleniriz değil. Ben şunu, şu an veya sonrasında bu işler sahip çıkılması gereken işlerdir. Uzun soluklu işlerdir. Öyle dönemlik işler değil. Bunlar bir stratejidir. Milli teknoloji hamlesi stratejisi 5 yıllık bir strateji değil. 10 yıllık, 20 yıllık, 30 yıllık bir stratejidir. Bakın biz 20 yıl önce başladık. Meyvesini şimdi alıyoruz. Şimdiden vizyon koyup ve o vizyon doğrultusunda istikrarlı bir şekilde ona sahip çıkarsanız ilerlersiniz. Eğer burada çok basit oyunlarla, çok basit bunları engellemek. Çok basit. Yani bunun işte size örneklerini de bahsettim ve kimse bunları durduruyorum. Kimse devrim otomobilini ben durduracağım diye durdurmadı ki. Destek veriyorum diye durdurdu. Kimse Nuri Demirağ'a ben durduracağım diye gömmedi toprağın altına. Günter Bey. Birinci sorumun tam cevabını alamadım. Türkiye'de en önemli gruplardan biri size ortaklık teklifi yaptı mı? En büyük gruplar diyeyim. Daha net ifadesiyle. İkincisi de şirketi geleceğe nasıl taşımak istiyor? Halka açmak istiyor musunuz? Evet, o sorunun yanıtı. Mesela yurt dışında tesis, başka bir yerde fabrika açmak, ürün geliştirmek. Girişimleriniz vardı. Ne oldu? Yani sizin sorduğunuz soruya cevap olarak daha önce Baykar ufak çaplı bir firma durumundayken 15 yıl önce. Ama o zaman saçan, olmuştu. Evet. O zaman olmuştu bu tarz ama biz her zaman istedik ki bu işe yani biz bir tarzımız var işte bahsettim. Hiç kredi kullanmayan, hiç devlet desteği kullanmayan. Bizzat kendi birikimlerini yatıran, böyle çok fazla girişim, böyle çok fazla özellikle savunma ekosisteminde çok bulamazsınız. Yani devlet destekli genelde. Dolayısıyla bizim bir anlayışımız var. Bu anlayışa uygun olması gerekiyor. O işe gerçekten inanması. Çünkü biz hiçbir zaman
Baykar kurulduğundan bugüne bu firmanın gelirini maksimize etmek üzerine kurulu bir anlayışımız hiç olmadı. Her zaman hangi teknolojiyi geliştireceğiz, hangi platformu, amaçlarımız, hedeflerimiz oldu. O hedefler için zaten teknoloji firmaları için hiçbir zaman hedef gelir maksimizasyonu olmaz. Hedef bir teknolojiye erişmek olur, onu elde etmek olur. Borsaya açılma konusunda bu konuda çok fazla sosyal medyadan da talep geliyor. Yani halka açılma konusunda. Bu aslında yani ama biz şu an buna çok açık bakmıyoruz. Açık. Evet. Yani görüyoruz örnekleri var savunma sanayinde örnekleri var savunma. Ama açıkçası yani böyle spekülasyona açık bir şeye de şey yapmak istiyor. Biz şu an böyle bir şeye de ihtiyacımız yok. Zaten. Yurt dışında bir yeni tesis, fabrika, yani ortaklığı. Belli... Bir de yabancı ortak yatırımcı evet öyle bir teklif alıyor musunuz mesela yabancı ortak? Şu an Baykar'ın öyle bir yani işte borsaya açılma gibi veya öyle bir şey durum yok. Yabancı ortaklık da yok. Teklif var da siz mi istemiyorsunuz? Teklifler tabii ki geliyor. Baykar gibi bir firmaya teklif etmek isteyen oluyor. Evet. Ama böyle bir şey söz konusu değil. Türkiye dışında bir yerde yeni bir tesis, fabrika. Ukrayna'da tesis açma düşünceniz var. Vardı. O biraz sekteye uğradı. Devam ediyor. Alternatif başka bir yer var mı? Çalıştığınız veya yani açıklamak istediğiniz? Bizim en önemli biliyor da tam başka ülkelerde de bakım merkezleri işte Azerbaycan'da bir teknoparkta bir teknoloji firması Selçuk Bey açtı. Hı hı. Farklı ülkelerde de bakım merkezleri gibi ihtiyaçlar oluyor. Peki şunu da soralım. Şimdi TB2'yi çok satıyorsunuz. Bir de TB3 var. Gemiye iniş kalkış yapacak. Onu ne zaman göreceğiz? Ne zaman bitecek TB3'ler? Çünkü TB2 çok satıldı. Belki TB3'ü daha çok satacaksınız. Aslında biliyorsunuz işte Türkiye'de Sedef Dersanesi tarafından geliştirilen Anadolu havuzu gemisi. Çıkarma gemisi var. Hı hı. Bizim hem Bayraktar Kızıl Elma hem de Bayraktar TB3 bu gemiye iniş kalkış yapabilecek özelliklerde geliştiriliyor. Ne zaman çıkacak? Gemi bildiğim kadarıyla bu sene teslim edilecek. Tamam. Bayraktar Kızıl Elma'da önümüzdeki 2 yıl içerisinde ürün olması hedefleniyor. Ancak yine söyleyeyim, tekrar ifade ediyorum. Bayraktar Kızıl Elma şu an herhangi siparişi olan bir ürün değil. Şu an yurt dışından sipariş verilmek istenilen bir ürün bu arada. Yurt dışından sipariş... Almaya başladınız mı önden? Yani vermek isteyenler var. Biz Kızıl Elma'ya sipariş geldi. Evet, Bayraktar Kızıl Elma şu an yurt dışından sipariş vermeye hazır olan ülkeler var. Ülkeler var. Sıraya girdiler evet, şimdiden. Ama biz şu an ürün olmadığı için ne Türkiye'de ne de veya yurt dışında herhangi bir bu konuda sipariş almıyoruz. Ama bu ürün 2 sene içerisinde bizim geliştirdiğimiz havuzlu çıkarma gemisine iniş kalkış yapabilecek. Bayraktar TB3 de önümüzdeki yılın sonunda, yani bu yılın sonunda seri üretim hattına girecek. Bu 2023'te ilk uçuşunu yapacak. Hı hı. 2023'ün sonunda da seri hatta girecek. Dolayısıyla biz Türkiye olarak kendi silahlı insansız hava aracını, kendi insansız savaş uçağını geliştirip üreten ve bunu kendi gemisine iniş kalkış yaptıran bir güç haline geleceğiz. Galiba Selçuk Bey'e de sormuştum ben. Uçan arabalara galiba bir teknolojik yatırımınız vardı. O ne durumda? Cezeri. Uçan mobilite bizim hali hazırda... Ben valla İstanbul'daki taksi sorununun artık çözülmediğini gördüğüm için tek umudum uçan taksiler yani. Hem Cezeri hem de DİHA'nız vardı en son. Uçan araba... yani elektrikli mobilite... Çok elektrikli otomotivlerden sonra, akıllı araçlardan sonra gelecek olan devrim aslında. Şu an dünyada çok büyük firmalar milyarlarca dolar yatırıyor bu alana. Evet. Büyük firmalar, bildiğiniz firmalar. Biz de Baykar olarak, ekip olarak bu alanda yatırım yapıyoruz şu anda. Başladık yani, birkaç yıl oldu başlayalı hatta. Mesela yeni geliştirdiğimiz Bayraktar DİHA, dikey kalkan inen proje aslında uçan araba projesiyle... Ya döndürülebilir. Evet, bu tarz projelerde... Bakın savunma şunu sanayi şu geç yani 1 yılda Kızıl Elma'yı bitirdiniz. Böyle bir proje için Türkiye 10 yıl mı bekler? Evet. 2 yıl mı bekler? Şimdi uçan araba sonuçta sivil alanda uçacak. Sivil sertifikasyonu olacak. Hiç hayatında havacılıkla ilişkisi olmayan bir insanı her türlü hava şartında güvenilir bir şekilde bir noktadan bir noktaya taşıyacak. Dolayısıyla burada çözmeniz gereken bir sürü problem var. Biz bunlara şu an çalışıyoruz. Bak, biz bu yarışta varız. Yani bu olacak, bunlar olacak ve
biz de bu yarışta varız uçan arabayla aslında. Şimdi Güntay Bey, uçan arabada 400'e yakın dünyada proje var. Regülasyonlar da belli değil de benim merak ettiğim şu. Mesela Akıncı'yı geliştirdik. En son Kızıl Elma. Bunları yurt dışına ihracatını planlarken, size teklif gelirken kamu tarafıyla, devletle nasıl bir istişare gidiliyor? Mesela herhalde Amerika mesela en son teknoloji ürünü satmıyor. Hiçbir ülke satmıyor. Biz mesela Kızıl Elma'yı, Akıncı'yı teklif gelirse, Özdemir abiden de zaman zaman biliyorum Bayraktar ilk çıktığında ilginç ülkelerden teklif gelmişti. Şimdi az önce eşim de o soruyu göndermiş. Bir gece almıştı. Ne soruyor? Mesela Türkiye'nin çok sıcak bakmadığı ülkelerden teklif geldiğinde ki prosedürü anlatmıştınız yani, da mesela Kızıl Elma, Akıncı en son teknolojik ürünlerimize teklif geldiğinde prosedür nedir? İşte aktardığım gibi sonuçta devletten devlete gelişen konular bunlar Güntay Bey. Buna talip olan devletler Türkiye Cumhuriyeti'nin Savunma Bakanlığı'na başvuruyor. Evet. Ve o bakanlık ilgili bakanlıklardan onay görüş veriyor. Alarak onay veriyor. Bu onaylar olduktan sonra yani tabii ki Türkiye'nin dış politikasına uygun olarak yani bundan bağımsız değil. Böyle yani kimse keyfine göre bu ürünleri bir ülkeye pazarlaması dahi izne tabi. Bakın pazarlaması evet. dahi izne tabi. Şu bu teknolojileri. Yayın başında mühendisleri sormuştum ama galiba tam arada kaynadı oldu. Türk mühendislerin sayısını sormuştum. Yabancı mühendis çalışıyor evet, musunuz? Tersine beyin göçmen mi? Ve kadın çalışan sayınız nasıl? 3000 kişilik kadromuz evet. var diyorsunuz. 3500 kişilik 3500. Ekibimizde bizim yabancı oturumlu çalışan sayısı belki 50-60'tır. Dolayısıyla hı hı. 3450 kişisi Türk vatandaşı. Hı hı. Bayan çalışan olarak da bizde 400'e yakın bayan çalışanımız var. Zaten yaş ortalamamız 27. Yani çok genç bir ekibimiz ve her yıl biz 1200'ün üzerinde stajyer kabul ediyoruz. Biz istiyoruz ki gençlerimiz böylesine gerçek ortamlarda yani 20'yi düşünün 27 yaşında insanlar ortalaması bu tarz teknolojileri imza atıyorlar. Bunları geliştiriyorlar. Bu çok büyük bir tecrübe. Çünkü bu insanlar yani işte bize iftira atanların maalesef yani yurt dışından hazır alınsaydı vermiyorlardı. Hadi verseler hazır alınsaydı bu imkanlar olur muydu? Bunlarla birlikte bu ürünler ortaya çıkmasıyla bu başarı örnekleriyle sonra Teknofest'lerde gençlerin o başarı örneklerini görmesi ve kendi hayallerini tetikleyerek onu daha nereye taşıyabileceğine hayal etmesi, o alanda çalışmaya başlaması bunlar birbirini tetikleyen adeta toplumsal bir dip dalga. Bu dip dalga da oluştu. Bakın bu tartışmalar, ben normalde çok fazla televizyon çıkmayı sevmiyorum. Maalesef ama bu kadar büyük, yani kusura bakma ama cahilce iftiralara maruz kalınca çıkma gerekliliği hissettim. Bunu milletimize anlatma gerekliliği hissettim. Sosyal medyadan da on binlerce destek mesajı vardı. Hatta çıkmanıza ne gerek var? Biz zaten biliyoruz. Ama hatta ben de ısrarlı sordum evet. diye destekçileriniz bana kızıyorlar. Kübra Apar anlamıyorum ya. Ben maalesef her o destekçilere de maalesef ben sabah dinledim. Troll diyorlar yani. Biz troll ordusu tutmuşuz. Kişi kendi gibi bilir. Yani bizim ben hiç tanımıyorum bile. Bir tweet atıyorum veya sosyal medyada. Altta insanlar destek veriyor. Bunlar niye troll oluyor anlamadım. Ya yani troll ordusu tutmuşuz biz. Kendimize destek attırıyormuşuz. Baykar'ın kendi sosyal medya ekibi var mı? Yani sosyal medya örgütlü Baykar'ın musunuz? Sosyal, size destek bak çok herhalde. Enteresan bir şey söyleyeceğim. Baykar Türkiye'de sosyal medyada işte yayınlanan istatistiklerde kurumsal olarak bir numaralı firma. Sosyal medyaya bakan kişi sayısı 2. Bizim yaptığımız teknolojiler zaten kendisi o etkileşimi alıyor. Bizde sosyal medyaya bakan 2 kişi var. İkisi de burada şu an stüdyoda arkadaşlar. Şimdi, i̇ki kişi. İki kişi. Evet, sadece. Hepsi burada. İki ve kişi. Türkiye'nin en çok sosyal... Dolayısıyla bizim troll ordusuna kişi kendi gibi bilir diyorum burada sadece size. Ben bir denetleme soracağım ama önce Güntay Bey siz sorun isterseniz. Şimdi iki tane. Birincisi Türkiye bu SİHA, İHA, Bayraktar'ın Akıncısı, Bayraktar TB2, en son Kızılelma. Bunu geliştirirken arka planda bizim Türk Silahlı Kuvvetleri'nin de çok iyi SİHA değil mi? İHA. Kullanma kabiliyetinin olmasının da sizi motive ettiğini... Bu da çok önemli tabii. Üretiyorsunuz ne kadar etkisi da, var bir onu... Evet. Kullanabiliyorlar. Şu an dünyada İHA, SİHA konuşuyoruz ama sivil İHA tarafında da çok ciddi bir pazar oluşmaya başladı. Yani tarımsal alanda gözetleme, tabu kadastro, işin sivil tarafına da
bu kabiliyeti yaymak veyahut da buralarda pazara açılmak, en önemli şey Çin. Mesela onlarla yarışmak, rekabet etmek gibi pazarı çeşitlendirmeyi düşünüyor musunuz? Evet. Aslında sivil alan, askeri alandan da çok daha geniş bir alan ama bizim bu teknolojinin bu kadar genişlemesinde Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin bu sistemleri yoğun kullanması, orada elde ettiği tecrübelerle bizden yeni şeyler talep edip geliştirmeler, bizim onları yapmamız, yani o döngü en kritik husus zaten. Yani o evet. Yani bu başarı bu kullanımdaki dünyada en tecrübeli ordulardan bir tanesi Türk Silahlı Kuvvetleri bu teknolojiyi kullanmada. Bunu ihraç eden bir ordu Türk ordusu şu anda. Evet. Yani eğitimini de veriyor. Tabii başka ülkelerin ordularına Türk Silahlı Kuvvetleri kendisi başka ülkelerin ordularına da bunun eğitimini veren bir ülke durumunda şu anda. Son 3 dakikamız. Ve şunu söyleyeceğim, sivil alana geçtiniz. Orman yangınlarında, sivil afetlerde, evet, arama kurtarmada, Mavi Vatan'ın korunmasında çok büyük görev alıyor Bayraktar TB2'ler. Orman yangınlarında yüzlerce orman yangını. Çünkü orman, evet, yangını belli bir seviyeye geldikten sonra durdurmak mümkün olmuyor. Sadece kontrol ediyorsunuz. Önemli ufakken gözetleme, yakalamak. 150 kilometreden görüyor. Ve onlarda da kullanıldı mesela. Sizi kim denetliyor? Denetleyen bir yapı var mı? Ki, tabii ki yani bütün savunma sanayi, Kübra Hanım, bütün savunma sanayi şirketleri üretim izni almak için tesis güvenlik belgesi almak zorundadır. Tesis güvenlik belgesi de denetime tabidir. Devamlı denetleniyorsunuz. Devamlı. Devamlı. Son denetim ve gözetim. Devamlı. Son yani cümle. Bütün bilgi güvenliği, bütün her açıdan denetime tabi. Son sözler yani, alalım sizden. Ben işte bahsettiğim gibi tabii Baykar, Özdemir Bayraktar gibi idealist, girişimci, ileri seviye bir mühendis, hayatını bu işe vakfetmiş, ömrünün sonu 2 yılını ölene kadar fabrikada yaşamış. Bugünlere gelmemize biz onun prensiplerine borçluyuz. En ufak kılı kırk yarardı. Helal haram çok titiz bir insandı. Şüpheliden uzak duran bir insandı. Biz belki onun kadar has olamayız ama derdi ki nefsin izzeti yoktur ama yaptığın işin izzeti vardır derdi. Yaptığı işin izzetine sahip çıkan bir insandı. Bizler de, ben bugün bu yayındaysam, bize bu işe, bu kadar emeğe, binlerce insanın emeğine, Özdemir Bayraktar'ın emeklerine atılan bu iftiraları, bu izzete sahip çıkmak için buradayım. Huzurlarınızda onu rahmetle yad etmek istiyorum. Biz de aynı şekilde. Aynı zamanda yine annem, biz bir aile firmasıyız. Annem şu an iş yerinde, fabrikada. O da fabrikada yaşıyor. Bizi izliyor şu an. Selamlarımızı iletelim kendisine. Dolayısıyla biz milli teknoloji hamlesi vizyonu doğrultusunda, bunun liderliğini yapan Özdemir Bayraktar'ın bize bıraktığı prensipler doğrultusunda, bu hamleyi gerçekleştirmek için siyaset ister yanımızda olsun ister olmasın, biz ömrümüz el verdiğince ekibimizle, çalışanlarımızla, bu işe inanan insanlarla, vakfımızla çok o samimiyete uyarak, o titizliğe riayet ederek sonuna kadar devam edeceğiz. Çaba göstereceğiz. Katkı sunmaya çalışacağız. Ülkemizle ve insanla katkı sunmaya çalışacağız. Ben sizlere teşekkür ediyorum bu programı yaptığınız için. Aynı zamanda işte destek veren tüm halkımıza, milletimize samimi bir şekilde destek verenlere huzurlarınıza şükranlarımı sunuyorum. Sağ olun. Peki.